Dostlar merhaba. Bayramınız mübarek olsun. Allah hep beraber dostlarımızla, arkadaşlarımızla, sevdiklerimizle beraber olabileceğimiz bayramlara bizi en kısa zamanda eriştirsin. Bu virüs belasını da başımızdan def etsin. Birçoğunuzun haberi vardır. İnternetten arkadaşlara istediğiniz konuları bize sorabilirsiniz. Biz de araştıralım onları, size anlatmaya çalışalım gibilerinden yazmıştım. Çok birkaç tane soru geldi. Bu sorulardan mesela işte Mevlana Türkleri sevmiyor muydu? Ahilere düşman mıydı? Moğol ajanı mıydı? Moğollarla beraber mi çalışıyordu? Falan gibi çeşitli sorular geldi. Bu soruların hepsini birden pat diye böyle 10 dakikada açıklamak çok mümkün değil. O yüzden yavaş yavaş sindire sindire anlatmamız lazım. İlk önce Mevlana Türkleri sevmiyor muydu sorusuyla başlamak istiyorum. Bununla beraber belki ahilere düşman mıydı sorusuna da azıcık giriş yapabiliriz. Şimdi Mevlana Türkleri seviyor muydu, sevmiyor muydu sorusuna cevap vermek için iki bölümlü bir araştırma yapmamız lazım. Birinci bölümünde Hazreti Mevlana'nın yaşadığı dönemde kimlerle çok görüştüğünü, çevresinin kimlerden oluştuğunu, bunu biliyoruz az çok çünkü. Bunu araştırabiliriz, bunlara bakabiliriz. Bir de Hazreti Mevlana'nın eserlerinde Türk kelimesi nerelerde geçiyor, nasıl geçiyor, hangi bağlamda kullanmış, başka manalarda falan kullanmış mı acaba? Bir de o konu var. Şimdi ilk olarak bugün Mevlana'nın ömrü boyunca yanında kimlerin en çok bulunduğu sorusuna bir cevap verelim. Onları bir araştıralım bence. Şimdi Hazreti Mevlana 1207 yılında Afganistan'ın Bel şehrinde doğmuş. 1273 yılında da Konya'da vefat etmiş. Yani 66 sene falan yaşamış. Yani miladi takvime göre 66, hicri takvime göre 68 sene yaşamış oluyor. Babası daha gençken bile büyük bir alim, Sultanul Ulema. Annesi Belh valisinin kızı Mümine Hatun. O dönemde Belh'te Tacikler var, Özbekler var, Türkmen mahallesi var, Türkmenler var, Türkler var. Ama Mevlana ve ailesinin Türkçe konuştuklarına dair herhangi bir delilimiz yok. O yüzden rahatça Mevlana Türktü diyemiyoruz. Bence Mevlana Türk olsaydı evinde Türkçe konuşulurdu. Ama konuşulmuyor. Mevlana'nın ana dili Farsça. Şunu biliyorum, o dönemde Türkler çift dilli Farsça ve Türkçe biliyorlar. Kendi aralarında Türkçe, Türk olmayanların yanında da Farsça konuşuyorlar. Mevlana ailesi ünlü Moğol lider Cengiz'in komutasındaki bir ordunun 1221'de Belh'e gelip bebekler dahil bütün canlıları öldürdüğü zamandan 10 yıl kadar önce Belh'ten ayrılmışlar. İşte Hazreti Mevlana ve ailesi niye Belh'ten ayrıldı? Çünkü işte babası Moğolların bir zaman sonra gelip herkesi keseceğini biliyordu. O yüzden ayrıldı falan deniliyor. Denilmiş şimdiye kadar. Bilmiyorum yani böyle bir kerameti var mıydı? Olabilir ama nihayetinde gene Moğollardan kaçabilecek bir yere gitmemiş yani. Anadolu'ya gelmiş, Moğollar da Anadolu'ya işte 10 sene sonra değil de 20 sene sonra gelmişler yani. Mevlana ve ailesi Belh'ten ayrılmışlar o dönemde. Yani Moğollar orayı basıp herkesi katletmeden 10 sene kadar önce Belh'ten ayrılmışlar, hacca gidiyoruz diye şehirden çıkmışlar ve bir daha da o şehre geri dönmemişler.
Anadolu'da Konya'dan önce bazı yerlere gitmişler. Hemen Konya'dan önce de Karaman'a gelmişler. Orada bir medresede 7-8 sene kalmışlar. O dönemde Karaman'daki en önemli yardımcıları, onları oraya çağıran, orada onlara imkan veren oranın valisi Emir Musa. Emir Musa Avşar boyundan bir Türk. Mevlana 5 yaşında falan çıkıyor aşağı yukarı Belk'ten. 10 yaşında, 10-12 yaşlarındayken Karaman'a geliyorlar. Yani 7-8 senelik bir gezgin hayatları var. Bir 8 sene kadar orada kalıyorlar. Mevlana geliyor 20 yaşına, 20-21 o civarda. Bu sırada 18 yaşında evleniyor. Kendi kafilesinde bulunan Semerkantlı Lala Şerefettin'in kızı Gevher Hatun'la evleniyor. Yani bunlar bir kafile olarak şeyden çıkmışlar, Belh'ten çıkmışlar. Sadece bir iki aile değil, böyle ne bileyim yani. Zannediyorum 7-8 aile varlar. Toplam 30-40 kişi en azından olmaları lazım. Böyle bir grup olarak seyahat ediyorlar. Bu grubun içerisinde Semerkantlı Lala Şerefettin'in kızı Gevher Hatun'la 18 yaşında evleniyor. Aşağı yukarı 20-21 yaşında Konya'ya geliyorlar. Hep beraber, babasıyla beraber Konya'ya geldiklerinde Mevlana ve hanımının iki tane çocukları var. Sultan Veled ve Alaaddin. Az önce dedim ki Semerkantlı Lala Şerefettin'in kızı Gevher Hatun'la evlendi. Semerkant tam bir Türk şehri. Nasip oldu, ben Semerkant'a gittim. Özbekistan'da bir şehir. Esnafla ben orada Türkçe konuşup anlaştım. Hatta pazarlık bile ettim. Bir şeyler aldım dükkanlardan. Yani adamlar bize yakın Türkçeleri. Yani birazcık böyle Arapça, Farsça'ya azıcık aşina olmak. Ne bileyim, şöyle biraz eski Türkçe'ye aşina olmak falan, onlarla anlaşmak için yetiyor yani. Çok fazla illa gidip orada bir sene falan kalmaya gerek yok. Dolayısıyla Semerkant bir Türk şehri, yani Türklerin yaşadığı bir yer. Dolayısıyla Mevlana'nın kayınpederi Semerkantlıysa hanımı da Semerkantlı, yani Türk, o da Türk. Mevlana 20 yaşındayken hanımı ve iki çocuğuyla beraber Konya'ya geldiğinde İplikçi Camii'nin arkasındaki Altunapa Medresesi'ne yerleşiyorlar. Onları Karaman'dan getirten, Altunapa Medresesi'ne yerleştiren, her türlü yardım için hazır olduğunu söyleyen Anadolu Selçuklu Sultanı Alaaddin Bey, o da Türk. Mevlana'nın aylarca yanında kalıp sohbetine doyamadığı, divanında, yani hayatı boyunca yazdığı bütün şiirlerin toplandığı kitapta adını kendine mahlas olarak aldığı, kendi şiirlerinde kendine Şems diye hitap eden, Şems mahlasını kullanan, en çok övdüğü insanın Şems olduğu, herkesin bildiği gibi bu insan Şems-i Tebrizi işte. Şems-i Tebrizi, Tebrizli işte, adında açık yani Tebrizli. Tebrizli yani bir Azeri Türk'ü. Tebriz o zaman da şimdi de Azeri Türklerinin yaşadığı bir şehir. Şems Mevlana'nın hayatının akış yönünü değiştiren insan. Mevlana'ya o dönemde dünyada en çok kimi sevip sayıyorsun deselerdi herhalde Şems derdi. Bu adam yani Şems Türk, Azeri Türk'ü. Şems'ten sonra Mevlana'nın yanında, yani Şems belli bir dönem kalıyor, ondan sonra kayboluyor. Mevlana onu aramaya gidiyor, Sultan Veled'i gönderiyor. Sonra tekrar Sultan Veled'le beraber Şam'dan geri geliyor. Tekrar bir dönem daha Mevlana'nın yanında kalıyor Şems. Ondan sonra tekrar kayboluyor ve bir daha da bulunmuyor. Şems'ten sonra Mevlana'nın yanında Mesnevi'nin yazılmasına aracılık eden Çelebi Hüsamettin var. Peki Çelebi Hüsamettin kim? Mevlana'nın eserlerinde
Şems-i Tebrizi'den sonra üstün sıfatlarla en çok övdüğü ve andığı ikinci kişi, yıllarca beraber oturup Mesnevi'yi beraber tamamladığı insan Hüsamettin Çelebi, tam adı Ahi Türkoğlu Hüsamettin Hasan. Adamın adı bu. Babasına Ahi Türk deniliyormuş. O yüzden kendisine de Ahi Türkoğlu deniliyor. Hüsamettin Çelebi'ye bu yüzden işte Ahi Türkoğlu deniliyormuş yani o dönemde. Hazreti Mevlana'nın oğlu Sultan Veled İptidaname isimli eserinde onu Konyalı Ahi Türkoğlu Hüsamettin Çelebi şeklinde zikrediyor. Yani bu isimle zikrediyor. Hem Ahi hem Türkoğlu Mevlana'nın dostu ve halifesi, Mevlana çevresinden büyük kabul görmüş bir insan. Mevlana'nın 1273 yılında vefatından sonra yerine Ahi Türkoğlu Hüsamettin Çelebi geçiyor. Mevlana soyundan gelmediği halde posta oturan ve Çelebi ismini alan tek insan Türk Hüsamettin Çelebi. Hazreti Mevlana'nın vuslatının yaklaştığı dönemlerde etrafındakiler Mevlana'ya sizden sonra hilafet kimin olacak, sizin yerinize kim geçecek diye sormuşlar. Mevlana da Çelebi Hüsamettin halifemiz olur diye cevap vermiş ve makamın kime geçeceğini bildirmiş. Bu Eflakî'nin Menakibül Arif'inde geçiyor ikinci ciltte. Vefatına kadar Hazreti Mevlana'nın yanından ayrılmayan oğlu Sultan Veled, olgun sayılacak bir yaşta, 47 yaşında o zaman, 47 yaşında olmasına rağmen babasından boşalan makama geçmeyi reddetmiş ve Sultan Veled de babasının makamına Hüsamettin Çelebi'nin geçmesini uygun görmüş. Çelebi Hüsamettin'in bu vazifeyi devralması Mevlevilik tarihi içerisinde bir ilk ve son olmuş. Hazreti Mevlana soyundan gelmeyen bir kişi ilk ve son defa bu makama oturmuş. Çelebi Hüsamettin aynı zamanda da bir ahi şeyhi. Bu da Mevlana'nın ahilere düşman olduğunu söyleyenlere de bir kapak olsun. Yani Mevlana'nın kendisinden sonra seçtiği, kendi yolunu devam ettirecek adam bir ahi şeyhi. Mevlana seyr-i sülük yolunda en önemli üç kişi olan ve kendine uyanları halifesi olarak tanıttığı Şems-i Tebrizi, Konyalı kuyumcu Selahaddin Zerkub ve Çelebi Hüsamettin'i şu şekilde vasıflandırıyormuş. Şemseddin güneş gibiydi, Selahaddin aya benzerdi, Şeyh Hüsamettin de yıldıza benziyor. Selahaddin Zerkub Konyalı, Mevlana'nın dünürü, Mevlana Selahaddin Zerkub'un kızı Fatma Hatun'u oğlu Sultan Veled'le evlendirmiş. Mevlana'nın yeni bir tarikat kurmak gibi bir amacı ve isteği yok. Mevlana kendi hayatını bu şekilde planlamamış. Yani bir tarikat kurayım, insanlar peşimden bu tarikata tabi olsunlar filan. Adamın böyle bir derdi yok aslında. Onun isteği çevresindekilerin yoldan çıkmaması sadece. Bunun için de Mesnevi'yi yazmış, çevresindekilere nasihat edip doğru yolu gösterip bu dünyadan ayrılmış. Hazreti Mevlana'nın işi aşk. Onun Türk'le, Kürt'le, Arap'la, Fars'la işi olamaz, mümkün değil. Hazreti Mevlana Allah aşkından sokağın ortasında sema etmeye başlamış, evine varıncaya kadar sema ede ede 300-400 metrede gitmiş bir adam. Birileri hala Mevlana'nın Türk'lere gıcık kaptığını falan söylüyor. Artık saçmalamasınlar bence. Hazreti Mevlana'nın devamlı etrafında bulunan Türkler varken, üstelik bunlar en iyi arkadaşlarıyken, Mevlana'nın Türkleri hakaret etmesi, onları sevmemesi ve bunu kitaplarında açıkça söylemesi hiç olacak bir şey değil, mantıklı değil bir kere.
Mevlana deyince ilk aklıma gelen rubaisi, birçoğunuzun bildiği rubai. Burada söyleyelim bence. Çünkü 750 sene önce ölmüş bir adamdan bahsediyoruz. O diyor ki, men bende-i Kur'an'e meger candarem, men haki rehi Muhammed-i Muhtarem, eger nakl konet cozin kesez goftarem, bizarem ezo rezan sohen bizarem. Türkçesi şöyle, ben yaşadığım müddetçe Kur'an'ın kölesiyim, Hazreti Muhammed Mustafa'nın yolunun tozu toprağıyım. Eğer ben öldükten sonra her kim benden bundan başka bir şey naklederse, ben o sözden de, onu nakledenden de davacı olacağım. Evet, bir sonraki dersimizde de Mevlana'nın eserlerinde Türkler ve başka milletler konusunu ele alalım. Bugünlük bu kadar olsun. Hepinize hayırlı bayramlar diliyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.